Hemen yükleme yapıyorum. Geldi. Şimdi değerli öğrencilerim, şöyle bir tablo yapmıştım sınıfta. Avrupa tarihini üçe bölüyoruz. Üçe böldük. Şurası Orta Çağ, şurası Yeni Çağ, şurası Yakın Çağ. O Orta Çağ'da üç gelişme, Yeni Çağ'da üç gelişme tablo olarak, Yakın Çağ'da üç gelişme yazdım. Orta Çağ'da feodalite yani derebeylik. İkincisi otarşi. Otarşi kapalı pazar ekonomisi demektir. Kapalı pazar ekonomisi. Bir saniye. Otarşi kapalı pazar ekonomisi demektir. Bir de skolastik düşünce var. Skolastik düşüncede ne demek olduğunu birazdan göreceğiz. Skolastik düşünce. Feodalite, otarşi ve skolastik düşünce. Bu feodalite siyaset, otarşi ekonomik, skolastik bilim, felsefe ve düşünce açısından. Yeni Çağ'da Avrupa ise coğrafi keşifler, Rönesans ve reform. Coğrafi keşifler, Rönesans ve reform olarak üçe ayrıldı. Yeni Çağ'da Avrupa'da önce sanayi devrimi, arkasından ABD'nin kurulması, bir de Fransız devrimi. Tekrar söyleyelim. Sanayi devrimi, ABD'nin kurulması ve Fransız ihtilali. Demek ki Avrupa tarihi, Orta Çağ Avrupa, Yeni Çağ Avrupa ve Yakın Çağ Avrupa diye ayrılır. Orta Çağ Avrupa'da feodalite, otarşi ve skolastik düşünce, Yeni Çağ Avrupa'da coğrafi keşifler, Rönesans, reform, Yakın Çağ Avrupa'da önce sanayi devrimi, kronolojik bunlar, önce sanayi devrimi, sonra ABD'nin kurulması ve en sonda da Fransız ihtilali var. Avrupa tarihi bu. Devam ediyoruz Avrupa tarihine sevgili öğrencilerim. Şunları silelim. Şöyle alalım. Sizler için hazırladığım şu güzel notlara bir bakın. Orta Çağ Avrupa'sında kavimler göçü sonrasında biliyorsunuz 375 yılında Batı Roma İmparatorluğu da 476 yılında yıkılacak. 1453 İstanbul'un fethiyle de sona eren bir dönem Orta Çağ. Kavimler göçü Orta Asya'da yaşayan Kuzey Hun Türklerinin yıkılmasıyla tüm Hun Türkleri Avrupa'ya akınlar düzenlemeye başladılar. Hun akınlarından etkilenen Ostrogot, Visigot, Vandal, Anal, Cermen, Frank, Angıl, Sakson gibi kavimler ne oldular? Bunlar günümüz Avrupa milletlerini oluşturdular. Feodalite yönetimleri kuruldu. Avrupa'da Batı Hun Devleti kuruldu. Avrupa'nın etnik yapısı değişti. Kavimler göçü sonrasında barbar kavimler Müslüman oldular. Bunları biliyoruz. Franklar Fransız, Cermenler Almanları, Anglo-Saksonlar İngilizleri, Visigot, Suevler, Vandallar, İspanyolları, Slavlar Rusları oluşturdular. Ruslar ve Sırpları oluşturdular. Orta Çağ Avrupa'sı üç kısımda incelenir. Feodalite, skolastik düşünce, Haçlı Seferleri bunun siyasi kanadıdır. Orta Çağ Avrupa'da yönetim sistemi feodalitedir ve tek üretim aracı toprak ve temel geçim kaynakları da tarımdır. Tabii bu tarım olunca da bazı uygulamalar eşitsizliğe dayanan bir toplum yapısını ortaya çıkarmış. Kavimler göçü sonrasında Avrupa'ya gelen barbar istilacı kavimler Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden oluyorlar. Bu barbar kavimleri başında bulunan soylular kendi aralarında anlaşarak Avrupa topraklarını paylaştılar. Küçüklü büyüklü beylikler kurdular. Bir de şöyle bir şey var. Roma İmparatorluğu merkezi bir devlet diye. Şurada Roma merkeziydi. Şöyle toprakları vardı diyelim. Şimdi buraya giren barbar kavimleri bu merkezi dağıttılar. Bu artık merkez yok. Onu silelim. Şu merkez yok. Peki ne var onun yerine? Aynen pasta dilimi gibi şöyle
pasta dilimi gibi kendi feodal beylere irili ufaklı kurmuşlar. Merkez dağılmış gördüğünüz gibi. Artık merkez denen bir şey yok. İşte bu merkezi otorite yok. Bunlar krallar var. Başlarında senyör, dük, düka, kral, cacur. O krallar, krallara da kimler taç giydiriyor? Kilise taç giydiriyor. Avrupa topraklarını paylaştılar ve küçüklü büyüklü beylikler kurdular. Onu unutmuyoruz. Devam edelim. İşte kont, baron, dük, şövalye. Burası da sihirli annemin şeyi gibi. Ne? Şatosu gibi. Şatoda yaşıyorlar. Kont, baron, dük böyle kendi krallıklarını kurmuş. Bu siyasi otoritesizlikten dolayı kendilerini güvende hissedemeyen köylüler geniş toprakları, şatoları ve savaşacak bir askeri güçler olan senyörlerin himayelerine girerek kendilerini koruma istiyorlar. Senyörler, baron, kont, dük, baron, kont, dük bunların himayelerine giriyorlar. Böylece Avrupa'da efendi köle anlayışı yaygınlaştı ve sosyal sınıflar arasındaki fark inanılmaz boyutlara ulaştı ve bütün Orta Çağ boyunca devam etti. Buna göre himaye edenlere süzeren, himaye edilenlere vassal, kölelere de serf denildi. Bunu not ettik. Himaye edenlere süzeren, himaye edilenlere vassal ve kölelere de serf denmiştir. Ortaçağ Avrupa'sının sosyal sınıfları da şunlardı. En altta köylüler var. Köle ve hür olmak üzere ikiye ayrılırdı. Toprakla birlikte alınıp satılırdı. İşte buna da fief deniliyordu. Fief sözleşmesi. Burjuvalar kasaba ve şehirlerde yaşarlardı. Sanat ve ticaretle uğraşırlardı. Askere gitme ve vergi verme zorunlulukları vardı. Kanunlar önünde hiçbir hakları yoktu burjuvaların. Bunlar ticaretle uğraşıyor. Çok da zengin değillerdi bu dönemde. Askerler, asker işte yani ne olduğu anlaşılıyor. Koruyandı. Din adamları soylulardan sonra en imtiyazlı sınıftır. Geniş toprakları ve servetleri vardı. Halkın eğitimi ve hayır işleriyle uğraşırlardı. Askerlik yapmazlar, vergi vermez, halka karşı sorumlulukları vardı. Din adamları zaten askere gitmiyor. Osmanlı'da da öyle. Vergi vermiyor. Osmanlı'da da öyle. En kısa yoldan zengin olma yoludur. Soylular en imtiyazlı sınıftır. Asalet babadan oğula geçer. Eğitim, kültüre pek önem vermezler. Kont, senyör, dük, baron ünvanları kullanırlardı. Yer, içer, yatarlar. En üstte de para var gördüğünüz gibi. Dolar işareti. Para en yukarıda. Durum bu. Skolastik düşünce de 2 çarpı 2, 2 kere 2, 4 değil mi? Ama 7 diyor. Çünkü skolastik düşünce basbakalık bir şey. Kilise 7 diyorsa 7'dir. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin benimsemiş olduğu bir düşünce sistemi Aristo düşüncesiyle Hristiyanlık dininin kaynaştırılmasıyla doğmuştur. Buna Aristo felsefesi de deniyor. Dogmatik bir şeydir. Bir de skolastik ne demektir? Okulcu demektir. Okulcu demek skolastik. Kelime olarak okulcu. Kilisenin yanlış da olsa koyduğu esasların Aristo mantığıyla savunma anlayışı bilimsel ve akılcı düşünceye yer vermiyor. Deney araştırma yapmıyor. Tüm doğa olaylarının İncil'le açıklanabileceğini, hiçbir şeye ihtiyaç duymayacaklarını, sadece İncil'in yeteceğini söylüyorlar. Skolastik düşüncede düşünce diye bir şey yok, akıl yok, mantık yok, bilim, araştırma hiçbir şey yok. Papa tarafından dini işlerin, törenlerin geçici olarak durdurulması enterdi. Enterde uygulanan bölgelerdeki kiliseler papanın emriyle kapatılır ve din adamları geri çağrılır. Böylece o bölgeye dini törenlerin yapılması engellenmiş olur. Bu uygulama soyluların papa ve yardımcılarıyla iyi geçinmeye zorlamış, Katolik Kilisesi'ne geniş topraklar bağışlamalarına neden olmuştur. Bu millet nasıl evlenecek? Vaftiz töreni Hristiyanlaştırma kim yapacak? Kim günah çıkartacak? Günah çıkartma da ya bir Hristiyan ölürse, evet o zaman 2 çarpı 2 7. 3 maymunu oynayacak insanlar bu şekilde. Skolastik düşüncede dediğim gibi
Aristo mantığı söz konusu. Papa ne diyorsa o. Enterdi bir bölgeyi dinden çıkartmadır. Komple onu dini şeyden mahrum bırakıyor. Hatta cenazeler bile toprağa gömülmüyor sevgili öğrencilerim. Gömülmeyince de veba yayılıyor. Fareler köyü basıyor. Kavalcı da köyden fareler çıkartıyor. Fareli köyün kavalcısı da böyle çıkıyor. Aforoz dinden atma. Bir Hristiyanın dinden çıkarılmasına aforoz denilir. İnsanlar toplum tarafından dışlanıyor. Bu yüzden aforoz uygulamasının Katolik toplum üzerinde oldukça belirgin bir etkisi de var. Zamanla otoritesini artıran papa krallara taç giydirmeye başlıyor. Fakat kilise ters düşen kral ve senyörlere aforoz edebiliyor. Bu yüzden krallar ve derebeyler papanın otoritesini tarmak zorundaydı. Papa ne derse doğrudur. O zaman 2 çarpı 2 7'dir. Endürjans. Para bir saniye sevgili öğrencilerim geliyorum. Hoş geldiniz tekrardan sevgili öğrencilerim. Kusura bakmayın. Şeyi de tekrar çalıştıralım. Endüjans dedik. Bu da para ve mal karşılığında Hazreti İsa'nın yanında toprak satın alıyorlar. Cennetten toprak satma. Hazreti İsa'nın evinin yakınlarında olursa daha pahalıya olur. Cennet Toki'den falan alırsanız daha ucuza denk gelir. Siz de isterseniz oralardan bir yerden memur olunca bir eve yazılın derim. Cennet Toki'den yazılın. Günah çıkartılan kişiden bu işlem sonrasında kiliseye yardım amaçlı, hani camiye yardım amaçlı gibi yapması istenir. Bu yetki Hristiyanlıkta halkın sömürülmesine de yol açmış. Endüjans. Engizisyon ise bir mahkemedir. Engizisyon mahkemesi. Engizisyon mahkemesi kilise ve Hristiyanlığa dayalı bir yargı sistemi. Kanunları kilise tarafından hazırlanır. Kanunlara karşı gelenler mahkemelerde yargılanır, hatta yakılır. Bilim ve sanatla uğraşan insanlar haksız yere büyücülük, şeytan nitelendiriliyor ve kurtulmaları gerçekten çok zor. Bunlar yakılıyor. Şimdi bakın şu işkenceye bakın. İşkenceye bakın.
Bu da işkence. Bunu da yuvarlıyorlar işte. Fırlatıyorlar, atıyorlar. O zaman 2 çarpı 2 4 etmiyor. Bu bir işkence. Bakın bu da işkence. Bunların her tarafı çivi. Çivilere oturtuyorlar sevgili öğrencilerim. Şu da burada kalıyor işte. Bu da bir işkence. Küçücük yerde böyle iskeleti çıkana kadar kalıyor. Kapacık haklı 2 çarpı 2 7. Bu da bir işkence. Bu çivili yerlere sokuyorlar. Tam bir işkence ya. Bak size anlatmıştım. Bunun içerisine koyuyorlar. Buradan buharı çıkıyor şuradan buharı. Buradan kaynatıyorlar adamı. Adamı kaynatıyorlar. Haçlı seferleri başlıyor. 1095-1270 yıllar arasında 175 yıl Hristiyanların İslam topraklarına yönelik dini görünümlü askeri seferleri var. Toplam 8 Haçlı seferi var. Bunlardan ilk 4 tanesi önemli. Şimdi aslında 11 tane Haçlı seferi var. Burada 8 Haçlı seferi doğuya geliyor. Onun dışında bir de Çocuk Haçlı seferleri ve Kuzey Haçlı seferleri var. Çocuk Haçlı seferleri işlemiştik hatırlarsanız Haçlı seferlerini. Çocuk Haçlı seferlerinde Fransız ve Alman çocuklar yola çıkıyor ama daha şeyden uzaklaşmadan, şehirlerden uzaklaşmadan çoğu hayatını kaybediyordu. Bunlardan ilk 4 tanesi de Anadolu üzerinden geçiyor. Dini nedenler Hazreti İsa'nın Kudüs'te doğması, Hristiyanların Kudüs'ü Müslümanların elinden almak istemesi, bunları biliyorsunuz. Koloni tarikatının çalışmaları var. Bir Hristiyan tarikatıdır bu tarikat. Pierre Lhermitte adında bir keşiş tarafından Avrupa halkı Müslümanlara karşı kışkırtılmıştır. Hristiyanların Kudüs'ün alınmasıyla cennete gideceklerine inanıyorlar. Evet, çünkü Hazreti İsa orada bekliyor. Şimdi sevgili öğrencilerim, Koloni tarikatını unutmayın. Papa'nın tarikatıdır. Pierre Lhermitte önderliğinde kurulmuştur. Bir de Gri kardeşler vardır. Frankisten tarikatı. Bunlar bilimle uğraşır. Fakirliği önemser, bilimle uğraşır. Yani kiliseye karşı olan Frankisten tarikatı var. Onlar da Gri kardeşler olarak bilinirler. Onu da unutmayın. Ekonomik nedenler Avrupa'nın yoksulluğa, doğunun zenginliği olması, ipek ve baharat yollarının Türklerin elinde olması ve Avrupalılar bu yolda o bölgeleri elde etmek istemesi. Siyasi nedenler ise Malazgirt Savaşı sonucunda Bizans'ın Katolik Avrupa'sından yardım istemesi. Haçlı seferleri 1096-1099, birinci Haçlı seferi. Papa II. Urban ve Pierre Lhermitte bütün işte bu çalışmalarıyla İstanbul üzerinden Anadolu'ya giren öncü Haçlı birlikleri. Türkiye Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan tarafından yok edildi ancak asıl orduya karşı başarılı olunamadı. Bunun sonucunda İznik ve Kudüs Haçlıların eline geçti. Selçuklu başkenti Konya'ya taşındı. Kudüs'te bir Latin krallığı kuruldu. Antakya, Urfa, Halep, Yafa, Şam ele geçiren Haçlılar feodal beylikler oluşturdular. Yani Avrupa'daki feodalite rejimini Orta Doğu'ya taşımış oldular. Hristiyanlar Haçlı seferlerinde en kalabalık ordu bu seferde kullandı. Yani bu birinci sefer en önemlisi. Kudüs'e yönelik olarak düzenlenen seferler arasında başarılı olan ve sonuca ulaşan tek seferdir. Diğer Anadolu üzerinden gönderilen 4 seferin 3'ü de başarısız oldu. İkinci Haçlı Seferi 1. Mesut döneminde gerçekleşti. Musul Atabey'in Nurettin Zengin'in Urfa'yı Haçlılardan geri alması üzerine Avrupa'da yeni bir Haçlı ordusu oluştu. İkinci Haçlı Seferi Fransa ve Almanya kralları da katılıyor. Haçlı orduları yok edildi. Dolayısıyla Haçlılar bu seferde bir sonuç alamadı. Kudüs hala Haçlıların elindeydi. 1187 yılında Hittin Savaşı'nda Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi geri alınca bu sefer 3. Haçlı Seferi Selahaddin Eyyubi üzerine oldu. Hittin Savaşı ile Kudüs Haçlılardan geri alındı. Bu gelişme Avrupa'da büyük bir yankı uyandırdı. Sefere katılan Alman İmparatoru Kudüs'e Anadolu'dan ulaşmaya çalıştı. Fakat İmparatorun yordurması Frederick Barbarossa bu imparatorun adı. Frederick Barbarossa Göksu Irmağı'nda boğuldu. Onu şöyle yazalım. Alman İmparatoru Frederick Barbarossa
Frederick Barbarossa Alman imparatorudur. Bu da Göksu Irmağı'nda boğularak öldü. Göksu Irmağı'nda boğuldu. Ondan sonra olay bitti. Frederick Barbarossa Göksu Irmağı'nda boğuldu ve ordu dağıldı. Sefere katılan Fransız ve İngilizler deniz yolunu tercih ettiler. Gemilerle bölgeye gelen Akka Kalesi'ni ele geçiren Haçlılar kendi aralarında anlaşmazlığa düştüler. Bundan dolayı Fransa kralı ülkesine geri döndü. İngiliz kralı ise mücadeleye biraz daha devam etti ancak o da başarılı olamadı. Selahattin Eyyubi'yi biliyorsunuz. Aslan yürekli Richard İngiliz kralı. Robin Hood bu dönemde zenginden al fakire ver dağıt felsefesi bu dönemde ortaya çıktı. 4. Haçlı Seferi Eyyubilerin Yafa'yı Haçlılara geri alması. İstanbul'da taht mücadelesi yaşanmış ve Bizans'taki imparator değişiyor. Eski imparator tahtı tekrar ele geçirmek şimdi 4. Haçlı Seferi'nde Dandalo diye bir adam var. Bu Dandalo anlaşıyor. Haçlıları İstanbul'a getiriyor. Venedik doçu. Yani Venedik hükümdarı diyelim. Dandalo. Bu adamı unutmayın. Bu adam 4. Haçlı Seferi'ni aslında destekleyen bir adam. Çünkü o da İstanbul'u ele geçirmek istiyor. Venedik doçu Dandalo gemilere bindiriyor. Haçlıları alıyor. İstanbul'a getiriyor. 4. Haçlı Sefer amacından uzaklaşıyor biliyorsunuz. 1402'de İstanbul'u işgal ettiler ve Latin Krallığı kuruldu İstanbul'da. İstanbul'dan kovulan Bizanslılar yani Ortodokslar İznik ve Trabzon'da Rum Devleti kurdular. Bir de Mora'da Rum Devleti kurdular. İznik Rum Devleti 1261'de İstanbul'u Haçlılardan geri aldı. İznik'teki Rum Devleti Haçlılardan geri aldı. 4. Haçlı Seferi dinler savaşı olmaktan çıktı. Katolik Ortodoks savaşı haline geldi. Amacından sapan tek Haçlı Seferi. Avrupa ile Doğu İslam dünyası arasında ticaret gelişti bu sırada. Akdeniz ticareti önem kazandı ve gelişti. Akdeniz limanları Marsilya, Cenova, Venedik gelişti. Avrupa'da toprak üretimi yerine deniz ticaretine bıraktı. Doğu'nun zenginlikleri Avrupa'ya götürülmedi. Bunun için yeni yollar arandı. Yani coğrafi keşifler ortaya çıktı. Değerli öğrencilerim, artık buraya ihtiyaç duymuyorlar. Haçlı seferleri 1, 2, 3, 4 böyle gidiyor. Birinci Haçlı Seferi, bakın şu şey olan, şuradan başlıyor. Şöyle kesik kesik olan birinci Haçlı Seferi geliyorlar adamlar buraya. İkinci Haçlı Seferi tam yeşil olan, o da Anadolu'dan geçiyor gördüğünüz gibi. Üçüncü Haçlı Seferi turuncu olan, o da buradan geçiyor. Dördüncü Haçlı Seferi mor olan, bak dördüncü Haçlı Seferi buradan geliyor. Buradan Akka'da yeniliyor, Kudüs'ten çıkartılıyor, buraya geliyorlar. Ve dördüncü Haçlı Seferi İstanbul'a yapılıyor, mor olan bu İstanbul'a. Beşinci Haçlı Seferi o da mor, o da Dandalo bunları alıyor, getiriyor bu şekilde buraya. Evet, renkler biraz ters dönmüş. Haçlı seferleri, siyasi sonuçlar. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin İslam dünyasındaki önemi daha da arttı. Türklerin batıya ilerleyişi durdu. İstanbul'un fethi gecikti. Seferler sırasında Avrupa'da pek çok senyor şövalye öldü. Dini sonuçlar Kudüs Müslümanların elinde kaldı. Katolik kilisesi ve papaya olan güven azaldı. Ortodokslar ile Katolikler arası iyice açıldı. Kilisenin bilime ve sanata getirdiği sınırlamalar kalktı. Skolastik düşünce yerini hümanizmaya bıraktı. Teknik sonuçları, Müslümanlardan barut, pusula, kağıt, matbaayı öğrendiler. Bu yenilikler Avrupa ve dünya siyasetinde evrensel sonuçlar da ortaya çıkarttı. Bak, top artık öğrenildi. Magna Carta var bu dönemde. Magna Carta bu kim? Bu Magna Carta'ya sarılmış herif kim? Kral Yurtsuz John. İngiltere'deki ilk demokrasi hareketleri 1215 Magna Carta ile başlar. Bu belgeyle kral ilk defa yetkilerini sınırlamıştır. Kral
halkı kabul etmeden halka vergi koyamayacak. Hür insanlar haksız yere tutuklanmayacak, hapis sürgün cezası verilmeyecek. Bookerman dünyada ilk anayasal hareket olarak bilinir. İngiltere'de parlamento yönetiminin kurulmasına da yol açacak. Yüzyıl savaşları var. Orta Çağ gelişmesinde Haçlı seferleri var, bunu unutmayın. Kral Yurtsuz John'u unutmayın. Bu Magna Carta'yı. Yüzyıl savaşları, tam biz İstanbul'u fethettiğimiz yıl bitti. Bir ada devleti olan İngiltere Avrupa kıtasında toprak sahibi olabilmek için Fransa topraklarını ele geçirmek istiyor ve bu ülkeyi işgal ediyor. Yaklaşık 100 yıl devam eden bu savaşlarda İngilizler başarılı olamadılar. Güçlü bir direniş sergileyen Fransızlar topraklarını korudular. Jeanne d'Arc'ı biliyorsunuz, bu küçük bir kız. Jeanne d'Arc yakılıyor hatta. İngilizlerin ilk kez top kullandığını Christie Savaşı'nda söylemiştik, 1346'da. Christie Savaşı'nda ilk kez top kullanıldı. Azize ilan ediliyor Jeanne d'Arc sonra. Çiftegül Savaşları, İngiltere'de Orta Çağ'ın sonlarında başlayan veraset savaşlarıdır. Yani Yüzyıl Savaşları bittiği yıl başlıyor. İngiliz krallığını ele geçirmek isteyen başka bir hanedan, yani York ve Manchester hanedanlığı arasındaki savaşı Lancaster, yani kral taraftarları kazanıyor. Bunlar Lancaster hanedanı beyaz gül, diğeri de kırmızı gül taktığı için böyle. Hemen şöyle yeni penceremizde yükleme yapalım. Yeni sekmemizde Yüzyıl Savaşları diyelim. Pardon, Çiftegül Savaşları. Çiftegül Savaşları. Çiftegül Savaşları. İngiliz tarihinde 1453-1485 yılları arasında gerçekleşen iç savaştır. Savaşa bu adının verilmesinin nedeni York Hanedanlığı'nın armasının beyaz gül, Lancaster Hanedanlığı'nın armasının ise kırmızı gül olmasıdır. Lancaster ve York Hanedanları İngiltere Kralı 3. Edward'ın soyundan geliyor. İngiltere Kralı 2. Richard'ın devrilmesinden beri tahta olan Lancaster Hanedanlığı'ndan gelen Kral 5. Henry'nin 6. Henry henüz reşit olmadığından ülke uzun süre hizip kavgalara neden oldu. İşte Yüzyıl Savaşları'nda yenildiler. Onun saf ve güçsüz bir kral olduğu ortaya çıktı. Henry'nin yerine ülkeyi yönetmek hırsı, eşi Margarita Anjou Fransa'ya karşı bir başarı gösteremedi. Henry tamamen delirdi 1453'te. York Hanedanı'ndan gelen York Dükü Richard, Warking Kontu Richard Wallin desteğiyle naipliğe getirildi. Ancak Henry iyileşti, York Dükü'nü görevden uzaklaştırdı ve savaşın işaretini vererek kendisinin sonunu hazırladı. Evet, bunlar sonrasında ne oluyor? Savaşı kim kazanıyor? Kral yanlıları, yani Lancaster hanedanlığı kazanıyor. Şöyle bir durum da var. Harry idamının ardından Fransa'ya kaçan Lancaster yanlıları, Lancaster hanedanına erkek üye kalmadığından Lancaster hanedanıyla akraba olan Tudor hanedanlığından gelen Henry Tudor'u tahta geçmesi için desteklemeye başladılar. Kral 4. Edward öldü. Evet, Tudor kazanıyor. Yani kral yanlıları kazanıyor sonuçta. 4. Edward öldü. Edward'ın yerine geçen 13 yaşındaki 5. Edward, Dainty Üstelen amcası aynı yıl onu tahttan indirdi. Henry Tudor kendisini desteklemek için York yanlılarına York Elizabeth'le evleneceğini vaat etti. Değerli öğrencilerim, bir ata krallığın feda dediği, yaya olarak yenilip öldüğü 1485 tarihli Bosworth Fen çarpışmasında bu anlaşılıyor. Bazı tarihçiler Stoke çarpışmasını Güller Savaşı'nın sonu olarak kabul ediyor. Stoke çarpışması, bu önemli bir çarpışma. Şöyle ki, 1487'de Clarke Dükü George'un oğlu olduğunu iddia eden Lambert Simne isyan ediyor. İsyancılar 1487'de Stoke çarpışmasında yenilgiye uğradılar.
İskoçya çarpışmasının sonu olduğunu söylüyorlar. 1883 İskoç yazar Robert Louis Stimson Kara Ok isimli tarihi romanında bu savaşı anlatmıştır. Onu da unutmayalım. Kara Ok adlı eserde bu iç savaşı anlatır. Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasından gelir. Çifte gül savaşlarına Lancaster, York arasında başladı ama kazanan Tudor oldu. Böyle diyelim. Evet. Bunlar da bizim ustalar. Şimdi sevgili öğrencilerim, diğer şeye geçiyoruz. Şöyle hemen yapalım. Yeni çağa geçiyoruz. Biz onu şeyle geçmiştik. Yılmaz'la geçmiştik. Yeni çağ Avrupa. Yeni çağda coğrafi geçişler var. Hemen yüklemesini yapıyorum. Yeni çağ Avrupa. Değerli öğrencilerim, coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform çizmiştik en başta. Doğu medeniyetinin Haçlı seferleri sonunda Avrupa'ya katkısı çok büyük. Barut, derebeylik sisteminin yıkılmasında, pusula coğrafi keşiflerin başlamasında, kağıt Rönesans hareketinin başlatmasında önemlidir. Skolastik düşünce zayıfladı, pozitif bilimler önem kazandı. Reform hareketleri başladı. Protestanlık, Anglikanizm, Kalvinizm mezhepleri doğdu. Avrupa'da mezhep savaşları başladı. Coğrafi keşifler sebebi çok belli zaten. Çünkü Avrupa iyi değil ekonomik olarak. Bir de Haçlı seferleri başarısızlıkla sonuçlandı. Hala kötü gidişat var. Papaya olan güven azaldı. Coğrafya bilgisi edinildi bu Akdeniz ticaretinden dolayı. İslam dünyasındaki usturlap alındı, pusulaya çevrildi, pusula geliştirildi. Doğunun zenginliklerine ulaşma fikri yine devam ediyor. Efsanelere inanmayan gemicilerin yetişmesi. Daha önce Papa ne demişti? Dünyanın sonu var, oradan düşersiniz, ölürsünüz, ekseninden uzaklaşmayın gibi. Avrupalıların dünyaya tanımak ve Hristiyanlığı yaymak istemeleri, yeni çağda denizcilikte çok ileri giden Portekiz ve İspanyollar, coğrafi keşiflerin öncülüğünü yapmışlardır. Yeni çağda Portekiz ve İspanyol. Yakın çağda ise İngiltere, Fransa ve Hollanda çok ileri gidecekler. İlk çağda zaten Venedik ve Orta çağda Venedik Ceneviz. İlk çağda da İyonlar, Fenikeliler ve Yunanlılar önemli coğrafi keşifçiler olacak. Bartolome Dias, Afrika kıtasının batı kıyısındaki güneye doğru ilerlemeye başlamış ve Ümit Burnu'na ulaşmış. O zamanki adı Fırtınalar Burnu'ydu. Sonra İspanya Kralı adını değiştirdi. Vasco de Gama Afrika'nın güneyini dolaştı. Hint okyanusuna ulaştı. Bu yolla Hindistan'a giden ilk kişi oldu. Vasco de Gama. Christophe Colomb sürekli batıya gitti. Hindistan'a farklı bir yoldan ulaşmayı amaçladı. Christophe Colomb 1492'de Amerika kıtasına vardı. Fakat yeni bir kıtaya karşı karşıya olduğunu anlayamadı. Yeni bir kıta olduğunu İtalyan bir denizci olan Amerika Vespucci tarafından fark edildi ve bu yeni kıtaya kendi adını verdi. Magellan, İspanya kralının desteğini alan sürekli batıya doğru gidilirse başlangıç noktasına gelineceğini, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak istedi. Magellan boğazını geçti, Filipinlere ulaştı. Burada yerliler tarafından öldürüldü. Yolculuğa yardımcısı Delcano tamamladı. Delcano 1522 yılında İspanya'ya geri dönerek dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış oldu. Magellan güme gitti. Ne şehittir ne gazi güme gitti Niyazi gibi. Orada bir ara dayağı yedi. Ara dayağından sonra da Magellan hayatını kaybetti. Allah'tan yardımcısı Ekürüsü Delcano vardı. Adına yarışlar yapılıyor bugün. Kano yarışları o tamamladı. Dünyanın yeni bilgiler öğrenildi. Yani dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Yeni kıtalar ABD kuruldu orada. Yeni okyanuslar Büyük Hint keşfedildi. Yeni bitkiler patates, domates gibi işte havuç gibi. Yeni hayvanlar Hindi, yeni ırklar Kızılderili. İnsanlarda merak ve araştırma duyguları uyandırdı. Burjuvalar, tüccarlar içinde mesen adı verilen bilim ve sanatçıyı koruyan bir sınıf oluştu. Bu da giderek Rönesans'ı doğuracak. Mesen sınıfını unutmayın. Sanatı ve sanatçıyı koruyan,
Sizler de mesensiniz, onun farkındayız. Sınıfınız sanatı ve sanatçıyı çok seviyor. Ekonomik sonuçlara bakalım. Akdeniz limanları önemini kaybetti. Atlas Okyanusu limanları, Londra var, Bordo var, Lisbon, bunlar önem kazandı. Keşfedilen yerlerden getirilen altın, gümüş, burjuva sınıfı güçlendi. Asillerin ellerindeki toprakları satın aldı. Bunun sonucunda aristokratlar fakirleşip servet kaybettiler. Ticaret yolları değişti. Baharat ve ipek yolları önemini kaybetti. Maalesef Türk dünyası yoksullaştı. Köle ve ticaret, kolonicilik arttı. Büyük sömürge imparatorlukları Portekiz, İspanyol, Fransa, İngiltere, keşfedilen yerlerdeki büyük göçler başladı. Avrupa'nın etnik yapısı yine değişti. Yani Avrupa bir çorba oldu. Çorba. Ezogelin çorbası oldu. Rönesans önce İtalya'da başladı. Sonra diğer Avrupa ülkelerinde görüldü. Edebiyat, güzel sanatlar, bilim ve kültür alanındaki gelişmeler Rönesans denir. Kelime olarak öze dönüş ve yeniden doğuş demektir kelime olarak. Sebepleri var. Matbaanın icadı, kağıdın bol ve ucuz mal edilmesi, yeni düşüncelerin yayılmasını kolaylaştırdı. İstanbul'un fethi sırasında İtalya'ya kaçan Yunanlı sanat ve bilim adamları Yunanca'yı, ilk çağ Yunan eserlerini Avrupa'ya tanıttılar. Mesen sınıfından söz etmiştik. Endülüs Emeviler İspanya'da kurulmuştu. Bunun etkisi var İslam medeniyeti. Eski Yunan Roma eserleri incelendi. Daha iyilerinin yapılması. Aramızda eski Roma eserlerini inceleyen var mı? Eski Roma ve Yunan eserlerini inceleyen. Gizem incelemişti sanki. Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Bir inceleme sonucunda eski işte şeyleri, Aristo felsefesi, skolastik düşünce. Gizem bir şey yazdı ama ben onu görebilecek miyim chat? Şöyle bir bakalım. Yargı Akademi çıkarmadı. Evet, Gizem yok demiş. Teşekkür ediyorum Gizem. Yargı Akademi çıkarmadı hocam demiş. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Evet. Şöyle devam edelim. Nerede? Yeni Çağ Avrupa. Tamam. Sanattan anlayan bir mesel sınıfı. Yani coğrafi keşifler sonunda sanatta zevk alan bir sınıf. Mesen sınıfı meydana geldi ve sanatçılar bilim adamlarını korudular. Eski Yunan Roma eserlerini incelersek daha iyilerinin yapılması var. Rönesans İtalya'da başladı. Diğer Avrupa ülkelerinde de görüldü. Şöyle devam edelim. Neden önce İtalya'da başladı? Coğrafi konumu itibariyle İtalya Akdeniz ortasında hem İslam dünyasına hem de Hristiyan Yunan coğrafyasına yakın. Ekonomik durumu İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticaretine hakimdi. Oldukça zengindi bir de. Tarihsel konumu Roma uygarlığının merkeziydi. İtalya şehir devletleri genelde özgür düşünce ortamı vardı. Katolik kilisesinin başkenti Roma şehri Roma şehri İtalya'daydı. Yani papayı orada boğazlayabilirlerdi. Öyle bir yakınlığı vardı. İtalya Rönesansçıları nice kaplumbağalar, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, Donatello. Fransız Rönesansçılar bir dakikanın altına düştük. Saat 50 geçe buradayız. 52 geçe buradayız. 52 geçe kapanırsa buradayız. Fransız Montaigne denemeleri vardı. Montaigne'in denemeler. Pierre Lescot ve Guichardin.